Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabam'dan açıklama geldi arkadaşlar, beklenen açıklama geldi. İttifak savaşları ile ilgili çok büyük problemler yaşanmıştı ve Kabam daha önce yaptığı açıklamada arkadaşlar bunu geri alamayız dedi. Yani buna müdahale edemeyiz çünkü neyi nasıl yapıldığını bile bilmiyoruz diye açıklama yaptı ve daha sonra bu konu üzerine biraz düşüneceğiz. Yani kimseyi üzmeyecek şekilde bir çözüm, bir problem bulacağız dedi arkadaşlar. Ve ne buldular? Şöyle bir ufaktan bakalım, sonra bunu yorumlayalım. Demiş ki, bu hafta sonu meydana gelen sorunlar nedeniyle ittifak savaşları sezonu 13'e derhal son veriyoruz. Biliyorsunuz 13. sezonaydık. 13. sezon kapandı arkadaşlar. Erkenden kapandı. Savaş sezonu bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Peki ne yapacağız? Mesela bazı arkadaşlarımız var, ittifaklara yeni katıldı veya 2-3 maç yaptı, 5 maç yapmadı. Ne olacak peki arkadaşlar? Devam edelim. İttifakların savaşlarını tamamlamasını engelleyen ya da yeni maçlara girmeyi engelleyen birçok sorunun ardından bu sezon artık adil ve rekabetçi diyebileceğimiz bir şey değil. Yani bundan sonra bir çakallık, bir katakullilik var diyor. Bundan sonra dürüst olunamayabilir. Bu sebeple arkadaşlar 13. sezonu erkenden bitirdik diyor. Peki bu iyi mi kötü mü? Bunu da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Final sezonu puanları bu sezonun ilk 6 savaşa dayanarak hesaplayacağız. Biliyorsunuz normalde 10-11 maç yapılıyordu. Ve bu maçlara göre puanlama yapıyordu. Ona göre işte 1. 2. 3. seçiliyor. Ona göre de ödüller veriliyordu. Fakat bu sefer ilk 6 maç sadece arkadaşlar hesaplanacak. 6 maçtan sonraki sıralamaya dahil olmayacak. Yani bu hata, ekşi hata verilmeden önceki maçların hepsi dahil ama sonrası dahil değil. Peki sonrasında ne olacak arkadaşlar? Burada eşyalar kullandık. İşte atıyorum kredi bastık falan, fiş mekan. Bunlar ne olacak? Özellikle krediler ne olacak? Krediler ne olacak? Biz kredilerle eşya aldık. Bakalım arkadaşlar ne demişler. Ek olarak bu sezon bir savaşı şu anda parçası oldu da ittifak adına herkes ittifak savaşı sezonu ödüllerini hak kazanacak. Bu ne demek? Yani bir ittifaka, yeni bir ittifaka katıldınız. Bir maça çıktınız ya da 2-3 maça çıktınız. 5 maçı tamamlayamadınız. Problem değil. Bu sezonu özel arkadaşlar muamele yapılacakmış. Ve bir savaş bile yapılmış olsa ödüller alınacak arkadaşlar. Ödüller gelecek. Devam ediyorum. Bunu 5 Kasım Salı günü sonra başlayan savaşlarda ittifaklar tarafından kullanılan çabayı, yani eşyaları, emekleri ve kaynakları ele almadığını biliyoruz. Bunu bu hafta sonu karşıladığımız diğer konuların telafisine ek olarak ittifak savaşları için genel bir tazminat ele alacağız. Şu an neye benzediği hakkında detaylarımız yok. Bu ne demek? Yani şu 5 Kasım'dan sonraki savaşlarda az önce söyledim ya, insanlar bazı eşyalar kullandı, takviyeler kullandı, sadakatler harcadı, krediler harcadı vesaire falan. Bunlara arkadaşlar ilişkin ödül vereceğiz ama olay şu, geri vereceğiz yazmamışlar. Yani okuyorum. Kullandığınız ödüller geri verilecek demiyor arkadaşlar. Bunlara, yani bunları karşılayacak topluca bir savaş için genel bir tazminat. Yani savaş içinde ayrı bir telafi ödülü verecek. Yeni bir telafi ödülü de var. Hem normal hatalar için bize bir telafi ödülü, genel bir telafi ödülü verecekti. Hem de savaşlar içinde genel bir telafi ödülü. Yani o savaşlarda kullanılan şeyler diye yazmamış. Tekrar okuyayım, bir hata olmasın. Birkaç kere okumuştum çünkü. 5 Kasım Salı gününden sonra başlayan, tabi bu Türkçe çevirisi, başlayan savaşlarda ittifaklar tarafından kullanılan çabayı veya kaynağı, yani harcanan emek ve kaynakları ele almadığını biliyoruz. Bunu bu hafta sonu karşılayacağımız diğer konuların telafisine ek olarak, bu hafta sonu karşılaştığımız diğer konuların telafisine ek olarak ittifak savaşları için genel bir tazminat. Yani özel değil, kim ne harcadıysa değil. İttifakların sanıyorum konumuna göre, durumuna göre, işte platin midir, altın mıdır, usta mıdır, neyse, sanıyorum buna göre genel bir tazminat verilecek arkadaşlar. Şu an neye benzediği hakkında detaylarımız yok. Yani bunu düşüneceklermiş, vereceklermiş. Bu sorunları çözmek için çalıştığımızdan ve anlayıştığınız için hepinize de teşekkür ederiz demiş. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, önce burada bir bakalım, sonra başka bir tabloya geçeceğim. Baktığımızda arkadaşlar Kabam diyor ki 13. sezonu erken itibariyle bitirdik. Savaş ittifakların sıralamasını, savaş sezonundaki sıralamasını ilk 6 savaşa göre yapacağız. Sonraki savaşları ele almayacağız. Bu durumda yeni ittifaka katılmış ve 5 savaş tamamlayamamış oyunculara da bu sezona mahsuben arkadaşlar bir tane bile savaşa katılmış olsa ödüllerden faydalanacak. Bu
ilk 6 savaştan sonraki savaşlarda eşya, kredi, emek harcayan oyuncular için de bulunduğu kademeye göre genel bir tazminat verilecek. Ne harcadıysanız o verilmeyecek. Yani burada yazılan yazı harcadığınız verilmeyecek. Zaten şurada bir özellikle belirtmiş. Genel bir tazminat. Şu an neye benzediği hakkında detayımız da yok zaten diyor. Genel bir tazminat verilecekmiş. Olay bundan ibaret. Peki bu nereye gidiyor arkadaşlar? Şöyle bir gelelim. İttifak Savaşı bölümüne gelelim. Bu hataların olması sevineceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz telafi ödülleri geldiği zaman çok güzel telafi ödülleri verecekler. Aynı zamanda şimdi burada İttifak Savaşları sezon arkadaşlar sona ermiş. Ve sonuçlar şu anda hesaplanıyor. Bu ne demek? Yarın arkadaşlar herkes ödüllerini alacak demek. Yarın İttifak Savaşı sezon ödülleri geliyor arkadaşlar. Artık hangi kademedeysiniz? Mesela biz neredeymişiz? Altın biri. Yani bu Platin 4'ün altın biri. Alfa 2'ler geliyor. 5 yıldızlar geliyor. 6 yıldızlar geliyor. Falanlar geliyor. T5'ler gene geliyor. T2'ler geliyor. Savaş sezonu kristalleri geliyor. Yani arkadaşlar yarın tahminimce öğlen civarı, öğlenle akşam arası yani 12-4 arasında gelmeye başlar. Daha erken de gelebilir. Çünkü komple hepsini kapattılar. Kapattıktan bir 8-10 saat sonra geliyor. Şu anda saat gece 12'yi geçiyor dediğim gibi. Yarın öğlen civarından itibaren ödüller gelmeye başlar. Aslında bu hataların olması göreceksiniz. Sonuç itibariyle oyuncuların işine yaramış olacak. Özellikle zirveden bahsetmesem de başlangıç ve orta seviyedeki ve ortanın biraz daha üstündeki oyuncular için arkadaşlar işe yaramış olacak. Erkenden burada 5 yıldız ödüllerinizi alacaksınız. 6 yıldız parçalarınızı alacaksınız. İşte T5'lerinizi, hatta bak S5 parçası bile varmış burada. Yine Alfa 2, yine savaş sezonları kristalleri, T4'ler oldukça erkenden gelecek. Bu sayede bolca 5 yıldız da açılacak. Yine aşağı geliyorum. 4 yıldızsa 4 yıldız arkadaşlar. Vesaire işte 3 yıldızsa, premiumsa ne varmış? Şurada katılım varmış. Vesaire falan arkadaşlar. İyi oldu. Yani güzel ödüller geleceğine eminim ve çok fazla telafi ödülü gelecek. Sadece bir tane gelmeyecek. İttifak Savaşları ile ilgili ayrı gelecek. O hatanın olduğu ile ilgili genel ayrı bir şey gelecek. Mesela İttifak Savaşı'nda ne olacak arkadaşlar? Tahmin ediyorum ki yine 100 bin civarında bir sadakat gelir. 50 bin 100 bin civarında bir sadakat gelir. Onun dışında İttifak Savaşı'nda kullanılan başka ne var işte? Kredi gelmesini ben bekliyorum. Yani kredi mutlaka vermeleri lazım. Çünkü insanlar kredilerle de eşya aldı. Onlar gelebilir. Yine neydi onun adı? Arena Rosetti kristali miydi? Şurada vardı bir tane. Bakayım. Arena Rosetti değildi bu. Sadakat kristali. O gelebilir veya onun tarzında yine sadak şu. İttifak kristali dediği. Bundan gelebilir arkadaşlar. Yine duruma göre yanında sağlık potları mutlaka gelir. Diriltme potları mutlaka gelecektir arkadaşlar. Yani bunlar mutlaka gelecektir. Onun dışında artık kabımın gönlünden ne koparsa sanmıyorum enerji göndereceğini. Çünkü İttifak Savaşı'nda bir enerji potu falan kullanmıyorsun. Ama gönderirlerse de benim için bir sıkıntı yok. Aksine mis gibi olur. Öteki telafide asıl muhabbet orada arkadaşlar. Yani 5 yıldız parçalarından tutun. T7, T6, T5 kristalleri. Hatta ittifakınızın durumuna göre T1, T2, T3 kristalleri. Alfa 2 parçası, Alfa 1'ler, 5 yıldızlar, 6 yıldızlar, 4 yıldız parçaları. Mutlaka bunlar gelecek. Yine bolca enerji, sadakat, şöhret mutlaka gelecek. Çünkü o Thanos macerasını da etkiledi. Hatta o saat farkından dolayı bazı ittifaklar biliyorsunuz. Daha önce de iki kere söyledim. Bu üçüncü söyleşim. Bundan sonra da yine söylerim. Sıkıntı değil. 6 kere arkadaşlar. 6 kere Thanos macerası açtılar. Ve sıralamalarını kimisi birinciye çıktı. Kimisi 10. 15. Kimisi de 50. 100.lere çıktı arkadaşlar. Yani o kurnazlığı yapanlar da ya da kurnazlık bu da kötü bir şey değil zaten de işte algı meselesi çok da problem değil diyorum ya kim neresinden algılarsa yapılan o kurnazlıkla biraz daha yukarıya çıkıldı arkadaşlar. Böyle de bir muhabbet oldu. Onu da geri almaları lazım aslında. Yani onu da tabii geri alamazlar. Nasıl? Kabam onu nasıl yapacak? Şu anda bin bir tane dertle uğraşıyorlar ya. Bug book falan olsa onları bile şu anda baya bekletecekler de öyle yapacaklar. Velhasıl kelam arkadaşlar, ödüller erken geliyor. Güzel yani, ödüller erken geliyorsa erkenden kristal açılır. Geliyorsa mesela ne varmış burada? 6000 parça 5 yıldızla yine 5 yıldız açarım. 6 yıldız şu anda bir şey açamıyorum. Ancak yarın akşam
neydi o? Eğer 6-3'ü bitirebilirsek tek turda olsa oradan gelen ödüllerle bir tane daha 6 yıldız açabiliriz. Yine 5 yıldızdan abidik gubidik bir şey gelecek. Çok problem değil. Neyse Alfa 2 parçaları da geliyor. T5'ler de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyoruz arkadaşlar. Bakalım gelecek günler ne gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah video faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.